Merhaba, hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. YouTube üzerinden yayın yapan İzmir'e Dair TV'de yaşam ve spor programlarını hazırlayıp ve sunuyorum. Bugün yine bir programla karşınızdayız. Ama programı gittikçe biraz daha böylece keyifli bir sohbet yapalım diye bugün özellikle daha önceden de kendisiyle program yapmış olduğum dans eğitmeni, spor akademisi mezunu çok sevgili arkadaşım Ceyda Atıkan'la beraber yapacağız. Sizlere bu programda spontan iki arkadaşın sohbeti gibi konulara değineceğiz. Konuya aslında şöyle bir başlamak istiyorum. İzmir'in Ege bölgesinin yangınları hepimizin içini yaktı. Hepimizin içini kararttı aslında. Çok Yani çok. geçenlerde Ceyda bir şey okudum, yazı okudum. Diyor ki doğada yaşayan diğer canlılar falan işte şeyde kaldığı zaman böyle zor koşullarda kaldığı zaman nasıl ki bağırış çağırış olurlar. Yangınlarda da ağaçlarda aynen öyle çığlık çığlığa olurlar Kesinlikle. diyordu. Değil mi? Yani Kesinlikle. Hani hem doğru hem de şöyle bir şey var. Canlı. evet, değil Her mi? Yani yaşayan canlı, yani ağaçlar canlı. O ağaçlarda yaşayan canlılar, yani o çığlıklar, hani ben can kaybı yok çok şükür lafını çok içerliyorum çok haklısın. açıkçası. Tam onu söyleyecektim. Ta tek canlı insan değil, insanoğlu değiliz. Orada yaşayan o kadar çok canlı var, ağaçlar var, o kadar yıllarımızı almış, yıllar almış, bizden daha çok şey görmüş, geçirmiş bir evren var Hayat var orada, orada, değil mi? hayat Yani var. doğanın ekolojik dengesi Çok büyük gidiyor can ya. kaybı var Orada aslında. arılar var, kelebekler var, Evet, tavuk doğanın köpek dengesi falan, var. doğanın dengesi var. Yani Can bu, kaybı bence çok fazla. ben böyle direkt konuya girdim. Sen belki merhaba demek isterdin kız diye. Seni yaramıza bulmuşken. bastığın için bir anda ben de böyle Evet yani. evet girdim olaya, ama herkese ben de çok keyifli günler diliyorum. Mutlu haberler alacağımız, keyifli, artık keyifli olacağımız, bizleri mutlu edecek, yüzümüzü güldürecek günler Evet. gelsin. Tüm temennim o, hepimiz için, herkes için, insanlık için değil, tüm canlılar için diyorum. Evet, çok Bu, haklısın. evet. Sana kesinlikle katılıyorum. Dün Karşıyaka'ya gittim. Örnekköy mezarlığına gittim. Benim iki tane canım orada yatıyor. Dolayısıyla ne oldu diye bakmak için içim yandı. Gerçekten Evet. evet, Örnekköy mezarlığına belki şey yok ama o Seyir Tepe'yi, yüzünüzü Karşıyaka Körfezi'ne, İzmir Körfezi'ne döndüğünüz zamanki sol taraftaki Seyir Tepe yamanlar inanılmaz kötüydü. İçim acıdı. Evet. Bu pikniğe gitme olduğunu tahmin etmiyorum. Yani pikniğe gitti de orada oldu. Belki bir tanesi böyle olabilir. Çünkü yangının başladığı saat 21:50 diyor. 21:50'de kim gidecek pikniğe yani? Böyle bir şey yok. Aynı Evet. anda aynı yerlerde şey yangınlar çıkması Yani bir nasıl de bir vicdandır bunun ya? Nasıl bir şey yani? nedense, acaba diyorum ben, hani bunlar olduğu zaman hep şunu düşünüyorum. Çok kuvvetli rüzgar yangınlara dikkat dendiğinde biz o yangınları yaşıyoruz. Bundan önceki yıllarda çok şiddetli rüzgar, yangınlara dikkat deniyor muydu ki? Bizim bu kadar çok yangınlarla savaştığımız bir süreç olmamıştı. Evet, Acaba evet. söylenmemesi mi gerekiyor? Yani Yani ya, çok şiddetli rüzgar dendiğinde sanki birileri o mesajı alıyor gibi, o değil mi? mesajı Aa, diyor alıyor. ki, Tamam, ekmeğime yağ sürüyorum. Bir kıvılcım çünkü, yani bir şeyi büyüten. evet. Bunu yapmamak mı gerekiyor? Yani bilemiyorum, hani bunun önlemi nedir? Eksik giden o kadar çok şey var ki Ceyda. Çok Yani fazla, hani şey, çıkamıyoruz yangın işin söndürme içinden. aleti şeyi, gece görüşü uçaklarımız yok bizim. Evet. Ama yani bir tarafta bakıyorsun işte birilerinin 10 tane, 15 tane uçakları var, 5 tane uçakları var. Hala bir özel uçaklar alınıyor. Ama Evet. şu ülkeye, şu topluma, ağaçlara, canlılara neyse bir yangın söndürme uçakları almaktan imtina ediyoruz. İntihar Hani ediyoruz. eleştireceğimiz, Kesinlikle. konuşacağımız Çok elbette var. çok Çok şey var. şey var. Ama dediğim hani Evet. mesela ya, yarın hava rüzgarlı olacak. Birileri de art niyetli olduğunu diye söylerim tırnak Aynen içerisinde. öyle. Birileri de Aynen öyle. mesaj alıyor sanki. Mesaj alıyor sanki. Umarım Evet. Ege'mizin, umarım ülkemizin, doğa harikası olan ülkemizin bu tür şeylerle az karşılaşması, ama bu nasıl olacak? Nasıl bir yöntem olacak? Nasıl bir duyarlılık gösterecek? Nasıl bir politik olacak? Bunları hep birlikte göreceğiz. Evet. Peki ne diyorsun? Olimpiyatları bitirdik. Bitirdik. Olimpiyatlar Nasıl bitti. bir Nasıl süreç yaşadık? buluyorsun? Çok başarılı olduk değil mi olimpiyatlarda? Sormayın hocam. Vallahi Vallahi. kanayan ikinci Yani. yaramız. Kanayan ikinci Evet. yarımız. Evet. Gerçekten, yani hani yıllar geçtikçe, ne bileyim, bir hepimiz sporcu geçmişine sahibiz. Yani sporcu geçmişine sahip olmayan Yasak insanlar bile. için bile söylüyorum. Bir işte
ne kadar üzerine düşersen, ne kadar o işte kendini adarsan yükselirsin. Yani normal grafik budur aslında. Çalıştığın kadar yükselirsin. Yani biz gittiğimiz kadar yükseleceğimize gittiğimiz kadar başarısızlaşıyoruz. Şimdi evet. Kızacaklar. Hayır, birçok branşta başarılıyız. Başarılıyız kısmını ölçütünü ne koyuyoruz acaba? Evet, ölçütünü ne koyuyoruz? Eğer hani ölçüt, olimpiyatlara katılmak dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyatlar. Aynen öyle. Olimpiyatları ben biraz daha farklı bir yere koyuyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla çok artık amatörlükten çıkmış, böyle ilk olduğu işte antik dönemdeki milattan önce 775 yılında daha böyle şey, sen söyle işte amatör duygularla olan gladiyatörler şey, üzerinden gibi. Başlamış bir şey olimpiyatlar diyorsunuz. Oradan geliyorsunuz modern olimpiyatlar falan derken artık paranın iyice içine girdiği bir şeyde durumdasınız. Sporcunun aldığı paralar falan. Dolayısıyla amatörlükten çıkıyor. Bazı branşları hala profesyonel diye almıyorlar falan ama yani yarışan sporcuları görüyorsun. Hangisinin milyon milyon bla bla almadıklarını düşünüyorsun. Mümkün. Dolayısıyla ölçüt madalyaya yöneldi. Şimdi olması gerekiyor. Biz madalya mı dediğin yerde 85 milyon olan bir ülke 40 yıl sonra biz altın madalya alamadan olimpiyatları bitirdik. Hiçbir altın madalyamız yok. Güvendiğimiz çok branşımız var ama biz o branşa sanki kendi içimizde güveniyoruz. Yani burada çok eksikler olduğunu düşünüyorum. Hani belki de tek bir branş odaklı bir ülke olduğumuz için ya da ne bileyim, bunun üzerine konuşacak aslında çok şey var. Hani bu sporcuların veya branşların teknik desteklerinden tutun bla bla çok giden arkasında bir sistem var. Ama ben olimpiyatları bizim ülkemiz açısından maalesef çok başarısız ve hayal kırıklığı olarak görüyorum. Peki bir şey daha söyleyeceğim sana. Yani şimdi aşağı yukarı 18 dalda biz federasyonlar ya bir şey olimpiyatlara gittik. Bu olimpiyatlar giderken işte çok tesis yapıldığını, çok sportif tesisler yapıldığını, sahaların yapıldığını, isimlerini bile değiştirdik. Atatürk Stadı'nın isimlerini değiştirdik. Bilmem ne markasının şeyini koyduk, sponsorluğunu koyduk falan gibi tesis yapmaktan övündük. Statlar yapmaktan övündük. Ama ortaya bakıyorsun tesis stat olayı yok. O zaman geriye şöyle bir şey kalıyor. Eğitim nerede bu şeyde? Federasyonların ya da olimpiyatlara giderken yetiştirdiğimiz sporcuların eğitimiyle ilgili bir şeyleri de konuşmak lazım. Tesis değil o zaman sadece. Sporcuların eğitimi bence sporcuların eğitimini veren antrenör eğitimi. Yani sporcu yetiştirmek aslında en önemli unsurlardan biri. Tabii sporcu ki. Gelir ama onu yetiştirecek doğru antrenör ya da antrenörü doğru şekilde eğitip yetiştirebileceğimiz bir sistemimiz var mı? Altyapımız var mı? Bizim daha çok antrenör yetiştirmemiz gerekiyor. Ben burada onu... Nitelikli antrenör yetiştirmemiz lazım. Kesinlikle nitelikli antrenör. Yani sporcu sayımız gittikçe çoğalıyor. Başarı sayımız niye artmıyor? Oranımız niye artmıyor? Acaba diyorum burada... Bir yerlerde eksik olan ne var? Eksik olan ne var? Ben nasıl katılırsın, ne dersin, seni de merak ediyorum. Eğitimin... Çocuklardan başlayan, sportif eğitimi çocuklardan başladığını düşünerekten hareket ediyorum. Bizim ülkemizde çocuklara eğitimi sınıf öğretmenleri veriyor. Beden eğitimi öğretmenleri derse girmiyor. Okullardaki beden eğitimi ders saatlerini, spor ders saatlerini aşağılara çektik. Okullarda evrim teorisini kaldırdık. Okullarda bilimsel yoldan gideceğimiz matematik ve fiziği kaldırdık. Yani bilimin olmadığı, aklın olmadığı bir yerdeki bir eğitim sisteminden çocukları sportif bu anlamda yetiştirmiş, elit çocukları yetiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Oysa eleyeceğimiz nokta işte milyon kadar çocuk var. O çocuklara biz eğitimi ne veriyoruz? Spor eğitimi nerede veriyoruz? Kim veriyor? Antrenör dediğin. Antrenörün spor eğitimi nedir onu bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla yazboz tahtasına dönen bir milli eğitim, yazboz tahtasına dönen bir eğitim sistemiyle ortaya sportif anlamda da eğitilmiş, sportif anlamda da çok böyle bir şey de yapabilirsin, yani özelleştirebilirsin de bir spor kültürü, bir spor branşındaki başarı gelmiyor. Gelmiyor. Hatta şöyle düşünüyorum, ben neredeyse bir tane futbol sahası ya da basketbol sahası olan yere spor akademileri açılmaya başladı. Ne oluyor? O kadar fazla gencimiz en azından akademi spor akademiye gideyim mezunu oluyor ama okullarda dediğiniz gibi hala beden eğitimi dersine sınıf öğretmenleri girmeye devam ederse bu mezun gençlerimize yol açılmıyor. Mezun gençlerimizin kendini daha iyi ifade edebilecekleri, mesleğini geliştirecekleri, kendini geliştirecekleri alanlar açılmıyor. O alanlar açılmayınca kimse şu anda
kendi mesleğini de zaten yapamaz oldu. Bizler beden eğitimi öğretmenleri olarak bununla çok çok ilginç. Kendi branşın için savaş veriyor olman çok ilginç. Yani lütfen ben bu çocuklara spor yaptırayım, lütfen ben gireyim bu derse diye bu ülkede hala bunun savaşını vermek çok ilginç. Bir kere o sınıf öğretmeninin üzerinden bunu bir almak gerekiyor ki sınıf öğretmeninin zaten spor hakkındaki düzeyi, bilgisi... Elbette yani spor eğitimi almamış birisi, almamış. Hareket eğitimini bilmeyen birisi... Nasıl spor eğitmeni çocukların normal Türkçe, matematik, sosyal bilgiler dersine girip bir sınıf öğretmeni kadar donanımla ders veremeyecekse tersini çevirelim. Sınıf öğretmeni bizim donanımımızla o çocukları spor yönünde eğitemeyecek, yetiştiremeyecek. Ben hocam ne dersiniz bilmiyorum ama şöyle düşünüyorum. Şimdi anlatmakla görmek arasında çok fark var. Hani çok okuyan mı, çok gezen mi? Şimdi niye çok gezen daha çok bilir hesabı geliyor? Görerek bir şeyleri yerinde, yani hiç tadına bakmadığınız bir yemek hakkında yorum yapamazsınız gibi. Şimdi ben şunu düşünüyorum, yani bu çocuklara küçük yaşlardan itibaren hani sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Her şeyi ben yerinde görülmesi gerektiğini düşünüyorum. İlkokul çocuğunun bile o kendi yaşadığı ilçe, kasaba hiç fark etmez. En iyi futbol takımının antrenmanlarını gidip izlemeli. Onlarla sohbet etmeli. Anlamalı sporcunun hayatının nasıl olduğunu. Aynı şekilde o elin voleybol takımı. Kız voleybol, erkek voleybol. Atletizm, hiçbir branş ayırmadan sadece futbol üzerinden gitmemeli bu ülkede. Yani gerçekten çocuklar yerinde bu spor branşlarının ne olduğunu öğrenerek bu hayata başlamalı yani diyorum. Görsel bir, yani belki hani genel anlamda söylediğimiz spor eğitimi dediğimizin içerisinde bu görsel antrenmanlar da, görsel eğitimler de olmalı. Evet, kesinlikle yani, olmalı. Gidip gitmeli, kulübü gezmeli, evet, görmeli. Ama zaten modern eğitimde de bu var. Yani çağdaş anlayışta okul, aile, kulüp işbirliği var. Evet. O çocuk okulda bir eğitmen oluyor, aile de destekleniyor. İşte okulla da beraber giden bir sistem. Evet. Geçen hafta sonu bir arkadaşla tanıştık. Hollanda'da yaşıyor. Söylediği şey şu: hocam Hollanda'nın her mahallesinde kulüp var, kulüp diyor. Var. Her mahallede kulüp var. Öyleymiş. Diyor. Yani o kulüpler 600'den fazla diye biliyorum hatta ben. Yani sayı bu kadar ilginç noktalara geliyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Şimdi evet. Her mahallede, İzmir Karşıyaka'da mesela, Karşıyaka'nın Donancı Mahallesi'nde, işte Şemikler'de, şurada Yalı Mahallesi'nde falan, hepsinin ayrı bir şey kulübü var. Ve o kulübe yönlendirilmiş çocuklar var. Ve buradan seçim yapıyorsun. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Bir ekol oluşturuyorsun. Hollanda ekolu oluşturuyorsun. Tabii. İtalya ekolu oluşturuyorsun. Yani eğitim diyorsun. Ağaç yaşken eğilir diyorsun. Bu işin artık kesin bilinen şeyi, temel eğitim vermek, temel altyapıya eğilmek diyorsun. Bu ama lafta kalıyor. Lafta kalıyor. Sonra ne? Sonra neye dönüşüyor tabii? En üstteki üstadlarımız federasyonları suçluyor. Herkesi ya federasyonlar, federasyonlar... Elbette ki federasyon seçimlerini falan hepimiz biliyoruz. Bu federasyon seçimlerinde Milli Eğitim Bakan, Milli Eğitim Gerçek Spor şeyin Genel Müdürlüğü'nün oy potansiyelinin olduğunu, federasyon başkanlarının nasıl seçildiğini biliyoruz. Biliyoruz. O federasyonlar seçildikten sonraki altyapıdaki kişilerin bu konuda ne kadar liyakatlı ya da liyakatsız olduğunu da biliyoruz. Evet. Sen bütün altyapıyı, eğitim sistemini harcayacaksın, yok edeceksin. Sonra başarılı zaman işte federasyonlar bir şey yapacaklar diyeceksin. Sorumluluklar, sorumlularını nedir? Cezalandırılacak ya da bulunacak diye laflar edeceksin. Evet. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bunu söyleyen bakan yönetiyor bakan bu ülkeyi. Yönetiyor, evet. Milli eğitimi bakan, bozan bakan yönetiyor. Evet. Ondan sonra da bir şeyi federasyonları suçluyorsun. Suçluyor. Hep zaten bir suçlu arama, yani çözüm arama değil, suçlu arama odaklı gittiğimiz için. Aslında çözüm arama odaklı gitsek. Neden üzerine gidip ona göre bir araştırma. Herkes olmadı neden? İşte şunun yüzünden. Suçludan çıkmamız lazım. Yani doğru, düzgün çözüm, şeyler, politikalar bulmamız lazım. Evet, sadece doğru, çözüm. Düzgün. Yani her sene aynı şeyi tekrarlıyorsak burada bir açığımız var. Her sene biz niye başarılı olamıyoruz diyorsak o niyeyi araştırmak yerine işte şunun yüzünden ne, hani sonuca gitmeyeceğiz, çözüme gideceğiz. Biz hep sonuçtayız. Sonuçlar çıkıyor. Gene olmadı. Ya oysa yine olmadı dememek yaratan, için ne yapmalı? Evet. Sonucu yaratan nedenleri ortaya koyup evet, bunun üzerine ciddi şeyler yapmak lazım. Evet. Peki bir şey de değinelim. Hadi ben de çok seviyorum kadın voleybolcularımızı. Ah. Cumhuriyet'in kadınları ne diyorsun? Dördüncü oldular ama bana göre benim gönlümün birincileriydi onlar. Gerçekten ne dersin? Öyleydi. Yani ben hani milli takım
ruhunu, o şeyi yani iliklerimize kadar hissettik dediğimiz bu herhalde. Hı-hı. Hani resmen onlarla maç yaptık. Onlarla değil birlikte maç yaptık. Heyecanlandık, onu havaya fırladık. Böyle bir şey olamaz. Hele yani. Şey neydi? 2-0 mağlup olduğumuz Hollanda'dan Hollanda maçına geriye 3-2 kazanmak yani, falan. 3-2 kazanmak gerçek şu an bile tüylerim. Umudunu yitirmediğinde ve gerçekten inandığında hani bizim sporcularımızın şu deli Türkkan'ımız var ya, o çok fena bizim aslında, üstüne gidebilsek. Yani neler başarabileceğimizi biliyoruz. Gurur duyuyorum yani hepsine. Katılıyorum. Ben de gurur duyuyorum. Bize bu gururu yaşatmaları, bu heyecanı yaşatmaları. Zehra'sı, Hande'si, Ebrar'ı, Melisa'sı yani, muhteşem. Hepsi de gerçekten ayrı ayrı bu kadar mı? Ben şey gibi görüyorum. Gerçekten savaşa girmiş ve hani canını dişine takmış savaşçı ruhlu kadınlar gördüm bütün ben. Bütün kişiliklerini, orada. Bütün dirençlerini ortaya koydular, evet, değil mi? Evet. Çok güzeldi. Çok başkaydı ya. Gerçekten. Bana bir şey de çok keyif verdi. Sen ne dersin? Sırıkla yüksek atlamada Duplantis'in, evet, 6.25'e dünya rekorunu kırmak atlayışındakine tanık olmak çok hoşuma çok gitti. Çok güzeldi. Ya kendimi böyle farklı bir yere koydum o anda, biliyor musun? Yani dünya rekoru şeyini şahit kırıyor, olmak. Şahit olmak çok güzel. Güzel bir duygu geldi. Ne dersin? Çok güzel bir duygu. Sırıkla yüksek atlamada müthişti. Vallahi yani. Hani bu aslında bizde de geliyor gibi arkadan, evet, böyle şaşmazlar. yavaş 5. sırada bitirdik, yanlışım olmasın. Yani dünya şampiyonası, dünya rekorlarını izlemek zaten hani bir sporcular İnanılmaz için keyifli. Buna şahit olmak müthiş bir şey. Şey ne diyorsun peki? Simone Biles'a ne diyorsun artistik jimnastikte? Ya valla. Metin müthiş bir yani performans. Yani o seriler, o performanslar hani gördüğümüzde bizde de çok iyi sporcular var, jimnastikçiler var. Tabii ki Ferhat'ın bizim çok iyiydi. Adem evet. iyiydi ama orada da bir şeyler var bir gibi. Şeyler onu vardı daha ama sonra konuşacağız. O serileri izlemek hani şimdi bildiğimiz içinden geldiğimiz bir spor, diyorsun ki çok emek var belli ama çok tertemiz bir şey kombinasyon. Hı-hı, ya bunlara hı-hı. şahit olmak çok güzeldi, çok bence de çok keyifliydi. Güzeldi. Şey Ferhat'tı sanırım, yanlış anımsamıyorsam daha önceki olimpiyatlarda madalya aldığı zaman şöyle bir açıklama yapmıştı. 20 senedir 22 senedir sadece artistik jimnastiğe evet, 1 dakika 15 saniye için yapıyorum. Çalışıyorum. Hakikaten öyle yani, Evet. çok meşakkatli bir spordur artistik Çok jimnastik. çok yani hayatını adıyorlar. O 15-20 saniye için dediği gibi 20 senesini veriyor. Aslında gerçekten profesyonellik, gerçekten spora adanmışlık bu. Evet. Aslında. Yani şey, Jimnastik Federasyonu'nda olmaktan dolayı biliyorum, federasyondaki çalışmaları falan biliyorum. Evet. Biz zaten bu olimpiyatlarda başarılı olmayan federasyonların, bir iki tane federasyon diyorum, kendi şeyimde de yayınladığımda demiştim. Onlardan bir tanesi de evet, Jimnastik Federasyonu'nda da ciddi çalışmalar vardı. Ama üzerine koymak lazım. Yani geçen Üzerine. Olimpiyatlarda, Tokyo Olimpiyatlarında Ferhat Valisi, Adem Valisi bu olimpiyatlara belki çok daha başka sporcu, çok daha Evet. fazla sayıda gitmemiz lazımdı. Evet. Onu da umarım bir gün denk gelirse İnşallah. Federasyonumuzun as başkanı İzmir'e nasıl olsa İsmail Hoca'yı, Yılmaz Hoca'yı ve milli takım antrenörünü de programa davet edeceğim. Konuşacağız. Harika olur, harika olur. Güzel olur. Keyifle izleriz valla. Hadi şunu da söyleyelim. Açılışı izledin mi peki? Hocam açılışı sonradan izleyebildim. Açılışı nasıl yetişemedim. Buldun? Yani şöyle düşündüm. Bizim burada olsa nasıl olurdu? Bilmiyorum, ben Paris'ten beklentimin altındaydı. Kaldı. Her şey. Ben de şöyle düşündüm. Yani alışılmışın dışında bir açılıştı. Hı hı. Biliyorsun işte statlarda açılıyor. Herkes kendi bayrağını evet, sallayarak evet, yapıyor evet, falan. Evet. Paris Olimpiyatları'nda bir senaryo vardı. Senaryo, o senaryo vardı. Üzerine Evet. gitmişti. Evet. Ama ben orada ilk başlangıçta ya güzel o gün bir senaryo, güzel bir çalışma yapılmış falan dedim. Ama bir süre sonra şeyi düşündüm. Yani çok soğuk geldi bana. Sıcaklık yoktu. Evet. Birlik yoktu. Çok dağınıktı belki o yüzden. Hani stadyumda oluşu, o coşkuyu, belki herkesin bir arada, tüm ülkelerin bir arada oluşu, o coşkuyu, ne bileyim o enerjiyi daha mı çok veriyordu bilemedim ama mesela dış basından veya şeyden giden tüm insanların takip ettiğim kadarıyla yorumlarında caddeler boş, belli alanlarda insan var, ne bileyim Evet. ben orada olsam hani hangi bir yere yetişeceğimi bilemezdim. Tabii, O sadece heyecanı, lokal bir yerde kalıp evet, oradan önünden ne geçiyorsa onu görüyordum. Evet, hani bir o var. Bir şeyleri kaçırdı bazı insanlar yani gibi bana sanki. Göre dediğim gibi ben evet birçok bir senaryo var. Kültürel bir anlamda bir şey çalışma yapılmış falan, belli şeyleri, noktaları özellikle dile getirmiş. Ama olimpiyat ruhunun, olimpiyat sıcaklığını, sporcu dayanışmasını, sporcu
iç içe geçmesini çok fazla şey yapmadım. Ben de hani göremedim, ben öyle çok böyle beklenti bilmiyorum. Ne bekliyordum bilmiyorum belki ama hani her olimpiyatta daha böyle şey bekliyoruz. Evet, ya. Evet. Yani, bu sefer tabii çok ki daha farklı bir şeyler derken öyle bir etkilenmedim evet açıkçası. İyi. Bugünlük bu kadar. Hocam çok hızlı geçiyor sizinle. Çok hızlı geçiyor programı. Evet ya gerçekten. Yani ama belli bir süresi var işte, o süre içerisinde yapalım istiyoruz. Yoksa baksana ben yazdım ettim, sen evet, yazdın ettin. Evet gerçekten. Ama bunlara yeri geldikçe olimpiyatlar, antik olimpiyatlardan, modern olimpiyatlardan, Baron de Coubertin, modern olimpiyatların kurucusu, herkes çok alkışlar eder ama modern şeyin, Baron de Coubertin'in geride kalan o kadın düşmanlığı, ondan sonra böyle bağnaz yaklaşımları falan var. Kadınların olimpiyatlara katılmaması konusunda bir takım çalışmaları falan var. Dolayısıyla böyle çok göklere çıkarmamak lazım Baron de Coubertin'i. Ama bugün arkasındaki bu şeyleri de yeri geldiği zaman konuşacağız. Evet. Bir başka programda görüşeceğiz nasıl olsa daha seninle. Görüşeceğiz hocam, görüşeceğiz. Daha programlar oluşturacağız. Oluşturacağız. Benim yaşam ve spor programının dışında bir başka programı Ceyda Hoca ile beraber yapacağız. Öyle planlıyoruz. Ceyda evet. Atıgan. Ceyda Atıgan'la konuşacağız. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir başka yaşam ve spor programında tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler herkese. Çok güzel haberlerle dolu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.